Buçuk Y'ye özel yayınımızda iş dünyasına Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt'ü ağırlamaya devam ediyoruz. Sohbetimize 4.5G'nin kapsama alanı ile devam edeceğim. Gökhan Bey, herkes yararlanabilecek mi? Kapsama alanı ne olacak? Çünkü bu da çok bizi ilgilendiren bir konulardı. Türkiye'nin bir noktasına gittim. Ağrı iline veya Ege'ye tatile gittiğimizde bir noktaya. Aynı şekilde tüm şehir merkezlerinde olduğu gibi aynı hızlara ulaşabilecek miyiz? Kapsama alanı içerisinde olacak mı? Türkiye'nin yani 81 ilinin her noktasında aynı kapsamayı sağlayabilecek mi bu teknoloji? Çok haklısınız. Çok doğru bir soru. Türkiye'nin ne kadarı ne kadar hızlı bu teknolojiyle tanışabilecek? Zaten biz de bu yüzden Vodafone Türkiye olarak bütün iş stratejimizi 4.5G olarak kurguladık. 4.5G Vodafone Türkiye için 4.5G dedik. Burada da amacımız Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar, Türkiye'nin 4.5G'ına 4.5G'yi bir an önce götürebilmek. Burada kapsam alanı önem kazanıyor. Hem teknolojisinden dolayı 4.5G'nin daha geniş alanlara mobil interneti götürme teknolojisi, hem de Vodafone Türkiye olarak yatırımlarımızla bunu başardığımızı inanıyoruz. Birinci gün için çok yüksek bir kapsamaya ulaştık. Öncelikle 800 bandında aldığımız A1 bandının ile birlikte geniş kapsam alanlara ulaşıyoruz ki bir avantajımız daha var bizim. 2010 yılından beri yaptığımız yatırımlarla Single RAN teknolojisiyle Türkiye'de şu an 900 frekansından 4.5G hizmeti veren tek operatör konumundayız ki bu da bize aslında çok büyük bir alanda kapsam alanını sağlama fırsatı sağlıyor. Türkiye'nin tam 7000 noktasında dün gece itibariyle 4.5G hizmetini başlattık. %75'in üzerine çıkan bir nüfus kapsamasıyla hizmete başladık. Ve tabii ki bu bir başlangıç. Bugünden itibaren yatırımlarımızı devam ettirip bu kapsam alanında çok daha yüksek noktalara ulaştırıp Türkiye'de her yere ve herkese 4.5G diyerek verdiğimiz taahhüdü tutmak istiyoruz. Sayın Öğüt, şimdi izleyicilerden sorular geliyor. Kısa kısa onları da yanıtlayalım. Kral evet. Uzun yolda nickname izleyicimiz der ki 4.5G'den sonra 5G'ye mi geçilecek yoksa yine bir arada buçuklar olacak mı demiş. Çünkü izleyicilerin dünya geneline baktığımızda 4G teknolojileri var. LTE Advanced var ve 5G var. Biz özellikle Vodafone Türkiye olarak siz 5G yönelik Ar-Ge çalışmalarınız başladı mı? Doğru. Türkiye'de tüm telekom pazarı 4.5G'den sonra direkt 5G'ye geçiş olacak mı? Ne zaman tarih öngörüyor musunuz? 4.5G aslında dijital dönüşüm yolculuğunda ki gigabit toplumuna gidişte şu anki tabiriyle çok önemli bir kavşak. Bu kavşaktan sonra bir sonraki dönemeç de 5G dönemeci olacak bir sonrası. Biz burada Vodafone Grup olarak çalışmalarımızı dünya çapında devam ettiriyoruz. İngiltere'de ve özellikle Almanya'da bu konuda çalışmalarımız var. Dresden Üniversitesi'nde Almanya'da bir 5G laboratuvarımız var ki burada çalışmalar son hızda devam ediyor. Geçtiğimiz yaz yaşadığımız ihale sonucunda, frekans ihalesi sonucunda teknoloji nötr bir ihaleydi bu. Böylelikle önümüzdeki dönemde 5G teknolojileri olgunlaşır olgunlaşmaz ki burada da Vodafone Grup olarak öncülüğümüz devam ediyor. Onları en hızlı şekilde Türkiye'ye getirip Türkiye'nin 5G'nin lansmanını yapan dünyadaki ilk ülkelerden biri olması için çalışmalarımıza şimdiden başladık bile. Şimdi özellikle iki mobil operatörün bir ortak işbirliği çağrısı olmuştu. Üçüncü mobil operatöre ortak fiber altyapı şirketinin kurulması ve buradan yararlanılması. Ne kazanç sağlar eğer ortak fiber altyapı kurulmazsa önümüzdeki dönemde bunun sıkıntıları olur mu? Sizler için ek ne kadarlık yatırım anlamına geliyor? Ortak fiber altyapının kullanılması ekonomiye ek bir tasarruf sağlayacak mıdır? Aslında konuştuğumuz konu sadece fiber değil. Biraz önce bahsettiğim gigabit toplumu hedefiyle başlayan bir konu bu. Gigabit toplumu da anlam ifadesi bir an önce Türkiye'deki bireylerin, kurumların, şirketlerin ve özellikle de nesnelerin saniyede 1 gigabitler ve üzeri hızlarla internete bağlanabilmesi vizyonundan yola çıkıyor bu. Şu an bugün itibariyle yaptığımız 4.5G lansmanıyla aslında mobil tarafta bu hedefe doğru giden çok önemli bir adım attık. Ancak bu sadece mobille olmuyor. Sabit internette de 1 gigabitten başlayan hızların bir an önce verilebilmesi gerekiyor ki biz bu hedefe, bu hayale hızlı adımlarla ilerleyelim. Burada da fiber özellikle hanelere, ofislere, binalara giden fiber altyapının bir an önce iyileştirilmesi. Türkiye'deki şu an 22 milyon haneden sadece 5 milyonuna yakınında fiber erişimi var. Evet. Bu erişimin çok daha yüksek rakamlara çıkarılması gerekiyor. Bu noktada fiber yatırımı önem kazanıyor. Sanılanın aksine daha çok mobil altyapının sağlanması açısından gereken fiber konusunda daha doygun bir ülke olsak da hanelere, evlere ve ofislere giden internetin
fiber üzerinden taşınması konusunda eksiklik var ülkemizde ki bu ortak yapı şirketiyle de bunun çözülebileceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımızın başkanlığında, liderliğinde burada bir fiber seferberliği yapılması teklifini, iradesini de biz çok önemsiyoruz. Bu konudaki her türlü çalışmaya da katılmaya, her türlü yatırımı yapmaya da hazırız. Evet, dijital dönüşümden bahsetmişken iş dünyasının etkileri de kuşkusuz değinmeden olmaz. Özellikle Türkiye'de ekonominin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta boy işletmeler, KOBİ'ler dijital dönüşümden ne kadar yararlanıyorlar? Dijital dönüşümden biz bahsediyoruz da orada farkındalık nedir? 4.5E lansmanı aslında sadece bireylere değil, söylediğiniz gibi şirketlere de onların dijital dönüşüm yolculuğunda çok önemli bir silah olacak, çok önemli bir yardımcı olacak. Biz bu konudaki çalışmalarımıza 2014 yılında başladık. Neredeyse 2 yıl olacak. Yarına hazırım sloganıyla başlattığımız bir çalışma bu. Özellikle Türkiye'deki KOBİ'lerin sizin de bahsettiğiniz gibi dijital dönüşüm yolculuklarında nerede olduklarını önce belirlemek istedik. Bir dijital dönüşüm endeksi çalışmasıyla, çoklu bir soruyla şu ana kadar 41 binin üzerinde KOBİ ile birebir görüşmeler, onlarla bu araştırma yapılmış oldu. Bu araştırma sonucunda da Türkiye'deki KOBİ'lerin dijitalleşme endeksinin %53 olduğunu görüyoruz. Yani dijitalleşme 100 dersek yolun yarısındayız kabaca. Ancak bu ilk yaptığımızda bu araştırmayı Ağustos ayında 48 civarındaydı. Bu araştırma sonunda KOBİ'lerin ihtiyaçlarını belirleyip onların dijitalleşme yolunda kullanmaları gereken uygulamaları, geniş bant uygulamalarını kendilerine sunuyoruz ve onların dijitalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Ki bu noktada da bizimle birlikte çalışan, destek olduğumuz dijitalleşmelerine birçok KOBİ'nin %75'ler, %80'lere varan bir dijitalleşme endeksine ulaştığını görüyoruz. Bu da tabii ki verimlilik anlamına geliyor. Bu da tabii ki daha fazla ciro, müşterilerle daha iyi bir ilişki ve daha yüksek karlara karşılık geliyor. O nedenle önemsiyoruz biz şirketlerin dijitalleşmesini. Ve yine bugün yaptığımız lansman 4.5G ile birlikte bu dijitalleşmesi şirketlerin çok daha hızlı bir evreye girmiş olacak. Evet, şimdi ben sohbetimizi güzel bir noktaya da yine devam edeyim. Teknolojiyle trendler. Şimdi internetin gelişimi bir anlamda da bir dönüm noktasıydı. Onun ardından akıllı cihazlar, akıllı şehirleri konuşuyoruz. Giyilebilir teknolojileri, sürücüsüz otomobilleri konuşuyoruz. Bugün de 4.5G'ye geçtik. Bu bir dönüm noktası diyoruz. Peki bundan bir tık ötesine neleri göreceğiz Sayın Öğüt? Geçmişte hatırlarsınız bilim kurgu 80'li yıllar hatta 70'lerin sonları o heyecanla izlediğimiz bilim kurgu filmlerindeki aslında gördüğümüz birçok şeyin bugün hayatımızda gerçek olduğunu görüyoruz. Haklısınız. En başta akıllı cihazların varlığıyla konuşmalar, görüntülü konuşmalar. Giyilebilir teknolojiler hepsi vardı. Çok doğru. Zaten önümüzde bizi bekleyen süreç de aslında oralarda hayalini kurduğumuz bu o yıllarda gerçek olacak teknolojiler. Özellikle 4.5G ile başladığımız süreçte 5G ile birlikte nesnelerin de çok yüksek hızlı, gigabit hızındaki bir bağlantıyla ve özellikle de belirtmiştim, gecikme denilen olgunun da milisaniyelere düştüğü gerçek zamanlı internetle artık kendi kendine giden araçların ışınlanma demeyelim ama çok farklı noktalarda olup örneğin İstanbul'da oturan bir cerrahın Ağrı'daki bir hastaya uzaktan ameliyat yapabilmesinin bu 5G teknolojisiyle mümkün gerçek olacak. Değil mi? Gerçek olacak. Çünkü orada gerçek zamanlı bir internet anlık olacak. İletişim sağlanacak. İstanbul'daki neşterin hareketi Ağrı'da aynı anda ki takdir edersiniz bir ameliyat sırasında bunun kesinlikle aynı anda olması gerekiyor. Milisaniyeler bazında gerçek zamanlı bir internetle bunlar gerçek olacak. Çok büyük verimlilikler bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde %70'lere varan enerji tasarrufları bekliyoruz. Şirketlerin %75'inin uzaktan çalışma, esnek çalışma, ofise gelmeden, evlerden ve değişik mekanlardan çalışma gibi dönemlere gireceğini konuşuyoruz. Yani aslında o hep hayalini kurduğumuz bilim kurgu filmlerinin gerçek olduğu bir döneme doğru koşar adımlarla ilerliyoruz. Aslında farklı bir evreden de geçiyoruz bu anlamda. Ne dersiniz? İş yapış biçimleri de değişecek değil mi Sayın Öğüt? Eğitimden sağlığa sizin bahsettiğiniz gibi iş dünyasında artık belki yeni meslek grupları oluşurken farklı meslek grupları da belki robotlar mı yerlerini alacak? Ne dersiniz? Önümüzdeki dönemde siz yıldızı parlayacak meslekleri neleri sayalım? Tasarımcılar mı ön, yazılımcılar mı ön plana çıkıyor? Çok haklısınız. İş yapış şekilleri çok değişiyor. Artık ezber bozan yöntemler, ezber bozan işler ortaya çıkıyor. Zaten bu da tüm dünyada konuştuğumuz ve bizim Yarına Hazırım programıyla gerçekleştirmeye çalıştığımız olgu. Artık şirketlerin dijital dönüşüme ayak uydurmadığı durumda gelecekleri tehdit altında. Örneğin 2000 yılındaki ilk 500
Fortune 500 şirketine baktığımızda 2015 yılında bunlardan yarısının listede olmadığını görüyoruz. İşte bu tehdidi aslında fırsata da çevirmek gerekiyor. Dijital dönüşümü, 4.5G ve üzeri teknolojileri şirketlerin yeni iş yapış şekillerine de dönüştürmeleri gerekiyor. Bu da aslında sanılanın aksine iş gücünü azaltmayacak. Çünkü bu yeni iş yapış biçimleri aslında bir yandan da yeni işler yaratıyor. Bir araştırmaya göre şu an ilkokullarda okuyan çocukların sadece %10'u mezun olduklarında bizim bildiğimiz işlerde çalışıyor olacaklar. %90'ı çok daha farklı işlerde çalışacak deniyor. Burada çok önemli olgulardan bir tanesi de bu bağlantılı dünyanın getirdiği veri. Özellikle veriyi işlemek, veriye anlam kazandırmak, veri madenciliği konusu şimdiden çok popüler olmaya başlayan mesleklerden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Gençler dikkat etsinler bu meslek gruplarına özellikle. Şimdi eğitim kısmı. Bu da çok önemli. Dijital dönüşümden bahsediyoruz. Türkiye hakikaten sosyal medyadan, internete olsun, teknoloji çok yüksek oranda AB ülkeleriyle kıyasladığımızda tüketen bir toplum. Üreten topluma evrilme yolunda herhalde eğitim sisteminde de bir dönüşüm şart değil mi? Ne dersiniz? Dijital dönüşümden bahsediyoruz. Dördüncü endüstri devriminden bahsediyoruz ama bu bilgi toplumuyla sağlanmaz mı Sayın Öğüt? Çok doğru. Orada iki konu var. Bir tanesi programlama konusu. Bu geniş bantın getirdiği yeni teknolojiler üzerinde yeni iş şekillerini, iş yapış biçimlerini hayata geçirebilecek programların, uygulamaların yapılması için programlama bilgisi. Burada örgün eğitimin yanında çeşitli metotlarla da programlama öğreniliyor şu an dünyada. Örneğin geçtiğimiz günlerde yaptığımız dijital dönüşüm zirvesine İngiltere'den bir konuğumuz vardı. Kendisi Kodur Dojo ismiyle bir vakfı var. Özellikle üniversite öğrencilerinin, ki bilgisayar bölümlerinde okuyan öğrencilerin daha küçük yaştaki bireylere, 10 yaşından 15 yaşına kadar bireylerin kodlama öğrenmesi için bir vakıf kurmuş durumda. Ki biz de çok hoşumuza giden bir fikirdi bu. Kendisini destekledik. Geçtiğimiz haftalarda biz de bu programın bir parçası olarak Türkiye'de bunun yaygınlaştırılmasını sağladık. Kodlamanın yanında özellikle mühendislik ve STEM denilen bölümlerin de hızla artması gerekiyor ülkemizde de. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için diyelim. Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt bugün iş dünyasında bizlerle birlikteydi.